Kardeşler, burada bir nokta koyup başka bir ayrıntıya gideceğiz. Kadın iki türlü bakınca kocasını mutlu eder. Birincisi, suratını savaştan dönmüş binbaşı gibi böyle erlerine talimat veren bir suratla bakmaz kocasına. En ağır pozisyonlarında, sıkıntılı anlarında, annesinin babasının öldüğü bir günde bile kocasıyla birleşince ona koca olarak bakar. Her an tabii güzellik taşır. Bir, iki, şu çok önemli bir ayrıntı, biz Müslümanlar olarak kuaför, parfüm, terzi, güzelleşme, bakım, boya, krem gibi kelimelere lanetli kavramlar olarak bakıyoruz. Doğru. Ama kızlarımız, kadınlarımız, kocaları dışındaki herkes için bu boyaları kullandığından dolayı böyle bakıyoruz. Müslüman kadın en lüks kuaförde saç yaptırmalı. Ama o saçı kocasından başkası görmemesi için. En güzel parfüm, en pahalı parfümleri, kocasının sevdiği bütün parfüm türlerini kullanmalı kadın. Kullanmalı. Ama kocası dışında misafir geleceği zaman banyoya gidip o parfümleri yıkayıp gidermeli üzerinden. Kocasına güzel görünen, misafir gelince de sıradan eteğini giyip oturan kadın, saliha kadın. Şimdi düğüne gidiyor kadın, 40 kadından hangisi gelindir üstünde yazması anlayamıyorsun. Hepsi gelin gibi giyinmiş. Hepsi gelin gibi. Buna lanet ediyoruz işte. Gelinin yanındakiler, damadın ablaları, kardeşleri, kardeşlerinin tanıdıklarının okuldaki arkadaşları, herkes gelinleşmiş. Kimi kime gösteriyoruz? 3 çocuklu kadın da orada gelin gibi giyinmiş gelmiş. Bekarı da gelin gibi giyinmiş gelmiş. Lanet yağan budur. Şimdi buna lanet ediyoruz diye Müslümanlar hanımlarının bakımsız olmalarını iddia edemezler. İsteyemezler. Kadın bakım yapacak. Hem Allah'ın verdiği tabii fıtri güzellik bakınca erkeği şok edecek, hem de kadın üstüne gayret edecek. Bu da Resulullah'ın emridir aleyhissalatü vesselam. Bu da 8,5 senede 63 adet savaş yöneten mücahitlerin sultanı Muhammed aleyhisselamın hanımlarından o kıtlık şartlarında o parfümün otlardan suya kaynatılıp yapıldığı zamanlarda hanımlarından ve ashabın hanımlarından kocalarına karşı yapmalarını istediği şeydir. O kıtlık şartlarında, o cihat günlerinde, o İslam'ın devlet olsun diye gecelerin gündüzleştirildiği günlerde bile kocalarına karşı bakımlı olmalarını, normal suyla değil, parfüm kokusu verecek çiçeklerin kaynatıldığı suyla banyo yapmalarını emretmiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Biz İslam'a iman ettik. Hayatı olduğu gibi kuşatan dine iman ettik. Sadece teheccüd kılan değil, geceyi yatak odasında en güzel zevklerle geçirmeyi de ibadet olarak emreden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olduk elhamdülillah. Bunun belgesi ne biliyor musunuz? Cabir radıyallahu anh diyor ki, bir gün bir gazveden, lütfen dikkat ediniz,
bir gazveden dönüyorduk. Gazve, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de katıldığı savaş demek. Bukhari ve Müslim'den hadisi şerif naklediyorum. Bir gazveden dönüyorduk. Medine'ye yaklaştık. Akşama az bir vakit kaldı. İşte karanlık olmadan gün ışığıyla Medine'ye girecektik. Medine'ye az mesafe kalınca buyurdu ki yeter, ilerlemeyin. İlerlemeyin. Şimdi biz Medine'ye tam gireceğimiz zaman insanların yatağa girdiği zaman olacak. Çünkü Medine'ye diyelim 5 kilometre kalmış. Misal, tasvir için söylüyorum. Bu 5 kilometreyi biz yürüdüğümüzde tam yatma saatine rastlayacağız. Diyelim ki bunlar işte saat 6 gibi Medine'ye yaklaşmışlar. Henüz güneş batmamış ama bir 5 kilometre kalmış. 5 kilometre yürüyünce yatsıda kılınmış olacak bir saate rastlayacaklar. Herkes yatacak. Bu saatte girmemiz doğru değil. Şöyle biraz daha bekleyelim, mola verelim burada. Şu cümleye dikkat ediniz. Mola verelim. Şöyle gece yarısı gibi olsun. Medine'ye sabaha yakın girelim. Niçin ya Resulallah? Kadınlar şimdi yatıyorlar, saçları başları dağınıktır. Biz onları hazırlıksız yakalamış olmayalım. Medine'ye geldiğimiz belli olsun. Cümleye dikkat ediniz. Müslim ve Buhari'den hadis naklediyorum. Tıraş olacak kadın tıraşını olsun. Saçını düzeltecek kadın saçını düzeltsin. Evlerimize öyle girelim buyurmuş naziklerin sultanı peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem. Şu nezakete bak. Ve cihattan Allah için kılıç kuşanmış bir orduyu karşılaması gereken evlerdeki kadınlara tavsiye edilen hazırlıklara dikkat etsen. Ve İslam bu. Resulullah'ın getirdiği İslam aleyhissalatü vesselam budur. Ne diyor? Bizim ansızın gelmemiz tıraşı olmamış, saçı düzelmemiş, ağzı kokan kadınlarla karşılaşmamıza sebep olur diyor. Dışarıda mola veriyor. İçeri girdikleri saat kadınları ansızın yakalamayacakları saat olsun istiyor. Aile düzeninde merhamet ve erkeklik. Al sana erkeklik işte. Erkeklik. Ve al saliha kadın. Allahu Ekber dediklerinde o ordu, onların katrilyonlarca fazlasıyla melekler de onlarla beraber saf tutmuşlardı. Başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihad ettiler. Döndüklerinde şöyle bir şükür namazı kılalım, oturup tesbihat yapalım demiyorlar da, kadınlarımız bu arada tıraşlarını olsunlar, saçlarını başlarını düzeltsinler, kıyafetlerini düzeltsinler, cihattan dönen kocasını kadın bu şekilde karşılasın, Allah'ın gazilik vasfıyla mübarek yaptığı bir orduyu bir de şöyle yatak odalarında kadınları tebrik etsinler diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedenle Buhari ve Müslim kitabında gece kadınlara ansızın baskın yapar gibi kocalarının gelmesinin yasaklığı diye bölüm açmış. İslamiyet